İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Şiddetli soğuk nedeniyle Batı Ermenistan'ın Sebastia, Sivas'taki şelaleler buz tuttu. Moskova nihayet 1921 tarihinde gerçekleşen antlaşma hakkında konuşmaya başladı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda Gomidas'ın müziği seslendirildi ve Ermenilere karşı işlenen soykırım konusu gündeme getirildi. Asad, Suriye'de patlak veren savaşın sebeplerini açıkladı. Türk makamları 2006'dan bu yana yaklaşık 300 bin web sitesine ve etki alanı olan domenlere erişimi engelliyor. Bugün Artsakh Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı David Sarapyan'ı anma günü. Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas ilinin Divri ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığı -10 dereceye kadar geriledi. Karaağaçlı köyünde şelaleler dondu. Ortaya Sibirya yandıran görüntüler çıktı. Size Leragir AYM sitesinde yayınlanan bir makaleyi sunuyoruz. Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili Konstantin Zadulin, Moskovski Komsomolets adlı dergide yayınlanan bir makalesinde Garagin Nijde konusuna atıfta bulundu. Nijde'in 1. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve Türkiye'ye karşı mücadelesi için bir kahraman olduğunu söyledi. Nijde, Atatürk ile anlaşan ve bunun sonucunda Kars, Ardahan ve diğer bölgelerin Türkiye'ye geçmesine sebep olduğu için doğru bir düşünceyle ayrıca Bolşeviklere güvenmedi. Söz konusu olan 1921 yılında imzalanan Rus-Türk antlaşmalarıyla ilgilidir ki 100. yılı 2 yıl sonra sona erecek. Daha önce tanınmış Rus analist Stanislav Tarasov bu antlaşmalar hakkında konuşmuştu ve Moskova'nın iki kez anlaşmalardan çekilmeye çalıştığını ancak girişimlerin başarısız olduğunu belirtmişti. Bu antlaşmalar hakkında Rus siyasi analitik çevrelerinde tartışmalar, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasından sonra başladı. Kongredeki bu tanınma kararının önemi, bir başka deyişle evrenselliği, Ermeni ortamında bunun uluslararası geniş bağlamı sanki henüz anlaşılmıyor. Ancak 1921 tarihindeki antlaşmaların paydaşları olan ve bu gerçeği mükemmel anlayan Moskova, Bakü ve Ankara için aynı şey söylenemez. Bakü'de hemen Nahçıvan hakkında konuşmaya başlandı ve Bakü'deki Ankara Büyükelçiliği sözcüsü ise Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1921 tarihindeki antlaşmalarla belirlenen Türkiye sınırını tanımadığını açıkladı. Onun belirttiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkiler, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Karabağ'ı serbest bırakması, Türkiye sınırını tanıması ve toprak ile diğer taleplerinden vazgeçmesi takdirde düzenlenebilecek. Makalenin tamamını sitemizde bulabilirsiniz. New York'taki Birleşmiş Milletler Teşkilatı ofisinde Ermeni misyonunun düzenlediği soykırımların önlenmesi ve eğitimine adanmış bir konferans Gomidas'ın müziği eşliğinde başladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Mihir Margaryan, Ermeni milleti 20. yüzyılın başında soykırım dehşetini yaşadı. Bu nedenle Ermenistan Cumhuriyeti'nin soykırımı önleme çabalarını birleştirme gibi özel bir misyonu bulunmaktadır, dedi. Konferansı yöneten Küresel Sorumluluk ve Savunma Merkezi Başkanı Simon Adams, Ermenilere karşı uygulanan soykırıma değinerek 4 ay sonra 105. yıl dönümünün tamamlanacağını hatırlattı. Bilim insanlarına ve psikologlara göre soykırımın inkarı sadece soykırım kurbanlarına saygısızlık etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir sonraki soykırımın yolunu açıyor. Konferansta hazır bulunan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda Türkiye'yi temsil eden misyon yetkilisi konuşma hakkı talep ederek 1. Dünya Savaşı'nın son yıllarının imparatorluğun bütün vatandaşları ve Osmanlı İmparatorluğu için zor bir dönem olduğunu açıkladı. Türkiye'nin temsilcisi, uluslararası hukukun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımadığını dile getirerek konuşmasını özetledi. Buna cevaben Uluslararası Soykırım Araştıran Bilim İnsanları Derneği Başkanı Henry Triel, tüm araştırmaları dikkate alarak bugün Ermenilere karşı işlenmiş olan soykırımın inkarını tartışmak bile anlamsız. Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad, İtalyan Rai 24 kanalına verdiği röportajda 9 yıl önce Suriye ihtilafının patlak vermesinin sebeplerini açıklarken, 10 yıllar boyunca Suriye resmi makamları aşırılık yanlılarına karşı aşırı derecede hoşgörülü davrandılar ve bu da sonunda savaşa yol açtı, dedi.
Spiker, devlet başkanına kendi yönetimi sırasında herhangi bir hata yapıp yapmadığını sordu. Assad, çatışma başladıktan 9 yıl sonra bile yetkililerin aynı politikaya sadık kaldığı ve bunu yanlış bulmadığını ifade etti. Suriye Devlet Başkanı, çok tehlikeli bir soruna son derece tolerans gösterdik. Bu onlarca yıldır yaptığımız büyük bir hata. Ben burada savaş öncesi sürdürdüğüm politika da dahil olmak üzere farklı hükümetlerden söz ediyorum, dedi. Assad, savaşın başlangıcında ülkede tutuklu 50 binden fazla suçlunun varlığını da savaşın başka bir nedeni olarak nitelendirdi. Assad, onlar için devlet doğal bir düşmandır çünkü hapsedilmek istemiyorlardı, diye eklemede bulundu. Ahval News'un belirttiği haberde İstanbul İfade Özgürlüğü Derneği 2019 raporuna göre Türk makamları 2006'dan bu yana yaklaşık 300 bin web sitesine ve etki alanı anlamına gelen domenlere erişimi engelledi. Bu yasaklama Bilişim Teknolojileri Departmanlığı tarafından uygulanmıştır. Aynı zamanda 145.648 web sitesi idare tarafından engellendi. Rapora göre Hürriyet Gazetesi'nin haber sitesi 2006-2019 yılları arasında engellenen haber bültenleri listesinin en başında yer almaktadır. Engellenen haber bültenleri 721'di. Hürriyet'i Sabah Gazetesi 641 ve T24 portalı 585 ile takip etti. Türkiye, Twitter ve Facebook'ta hesapları kapatma konusunda önde gelen ülkelerden biri. Bugün 10 Aralık. Artsakh Savaş Gazisi, Kurtuluş Hareketi'nin önemli bir ismi, dev lakaplı yazar David Sarapyan'ı anma günüdür. David Sarapyan, 4 Şubat 1966'da doğdu. Artsakh Savaşı sırasında David, kalemini silah ile değiştirdi ve efsanevi komutan Leonid Azgaltyan'ın bağımsızlık ordusunun saflarına katıldı. Komandosunun anlattığına göre nadir askeri ve insani niteliklere sahipti. En zor ve tehlikeli görevleri üstlenerek herhangi bir şeyi hiçbir zaman bir başkasına bırakmazdı. Koşulsuz olarak güvendiğim en iyi komutanlarımdan biriydi. Özellikle Toh köyünün kurtuluşu sırasında mükemmel dövüş yeteneklerini sergiledi. Kendisinin tasarladığı ve uyguladığı bu operasyon fantastik bir gerçekliğe dönüştü. Eve döndüğünde genel olarak suskun olan David, annesine mutluluk içinde şunları söyler. Senin öz köyün kurtarıldı. Şimdi sıra babamın doğduğu yer olan Garin Erzurum'u kurtaracağız. Bu, anne ve oğlunun son buluşmasıydı. Kısa bir süre sonra David tekrar Şamyan'a gitti ve Todan köyü için son savaşına katıldı. Çünkü oradan Ermeni köyleri acımasızca bombalanıyordu. Orada da askeri görevini yerine getirdiği sırada şehit düştü. Yerebulur adlı askeri panteona defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahram Tadavosyan tarafından seslendirilen Pump Oradan adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.